bilgiye Doğru Adam Erdem garantisiyle ve kanalımızın garantisiyle gönderiyoruz. Ekran üzerindeki telefon numarasını arayın ve Akura ses yükseltme cihazına sipariş verin ve bundan sonra her şeyi duyun. Tekrar bir başka kampanyada görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Ben Dardanel Tombalı'na güveniyorum. Başka hiçbirini almıyorum. Çetinkaya İnşaat nasıl bir yaşam istediğinizi biliyor. Dardanel'den yepyeni bir marka. Haydi balık yiyelim. Türkiye iyi beslensin, kimse balık pahalı demesin. İşte camimize ismini veren şanlı ecdadımız, kınalı kuzularımız. Bu ezanlar ki şehadetlerin dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli diyerek güzide vatan için şehit düşen şanlı ecdadımız anısına inşaatına başladığımız camimize desteklerinizi bekliyoruz. Sizler de cami inşaatımıza destek vererek ecdadımızın adının yaşatılmasına vesile olabilirsiniz. Pilavla balığı daha önceden hiçbir arada yememiştim. Çok güzel. İki tane, üç tane bile peş peşe yiyebilirim. Ben nereye? Ton oraya. Kolay aç, sağlıkla ye, keyfini çıkar. Dardanel poşet ton. Sevgili seyirciler, Ton TV ekranında Doğru Adam Erdem'le Neşe-i Muhabbet programı devam ediyor. Şimdi dedim ya, çok mesajlar birikti. Gümbür gümbür istek şarkılar var. Mesela gelen, yeni gelen istekler arasında Gece Kirpikli Kadın, Boş Çerçeve
gelen yine ekstra eserler arasında, istek eserler arasında biraz son Demet kardeşimizden bu rica edelim, o boş çerçeveyi dinleyelim senden. Çok talep var sana da. Şimdi mesajlar da çok birlikte dediğim için şöyle mesela 0532 ile başlayan bir telefondan gelen bir mesajda demiş ki Erdem Bey siz şarkı söylemeyin. Biraz önce ben söylemedim. Mehmet kardeşim söyledi. Ben ona playback yapmıştım ama onun da sesi çok güzel bu arada. Onu söyleyeyim. Şöyle bir açtığımız zaman içeriklere ben bu tablette biraz şeyim böyle. Biraz kavga ediyorum zaman zaman. Şimdi bir tane mesajda acil kanun taksimi istiyoruz diye göndermişler. Bir saniye. Acil kanun taksimi hazır istek var. Onu alacağız. Ondan sonra iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Rüyalarda buluşuruzu çalar mısınız? Yalova'dan İnak ailesi. Bizden rüyalarda buluşuruzu çalar mısınız demişler. Saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. İlettik. Ondan sonra ödül falan var mı? Ben de yazdım demiş bir seyircimiz. Hani biz dedik ya söyle bir öyle bir şey yapacağız. Onu da yaparız bir gün. Bir tane mesaj gelmiş yine açtığımıza kadar. Bu gece kirpikli kadın... Beyza Mısırlı'dan istek gelmiş diye çok da teşekkür etmiş. Onu da ileteyim. Altına onu da yazmış ikinci mesajı. Teşekkür etmiş şimdiden. Artık ben gerisini bilemiyorum. Sadece mesajı okumakla mükellefim. Kulaklarımızın pasını sildiniz. Yalova Musiki Derneği'ne çok teşekkürler. Ama kimden geldiğini o mesajın göremiyoruz. Ondan sonra hemen Abdullah Mısırlı'ya yine bir istek gelmiş. Bu sefer. Bak bir şarkı okudun istekler gelmeye başladı. Mihrabım diyerek lütfen okur mu demişler. Ha biraz isim de hani olsa isminizi de söylemek isteriz. Ondan sonra onun dışında yine teşekkür edenler var. Bir iki tane mesaj var. Biraz tıkladığım zaman böyle aramız iyi değil. Biraz kavga ediyorum bu tablette. Hepsini açamadığım için onları biraz sonra okuyacağım. Onlar açılana kadar bir Coşkun Bey'i şimdi, alalım. Bu çok istek alan bir şarkı. Aynen. Sevgili geçen seyirciler. Söz verdik. Bunu. Dönülmez akşamın ufkundayız. Şarkısını. O zaman Coşkun Bey'i alkışlarımızla diyeceğim. Sahneye davet ediyoruz. Mikrofonu veriyoruz ve dinliyoruz. Mikrofona bir bakar mısın Coşkun Bey, çalışıyor mu? Olmak istemeyim.
geniş kanatları boşlukta simsiyah açar ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıda geçir. Siz Coşkun Bey, sizi yerinize uğurlarken hemen sizin için gelen bir mesajı okumak istiyorum. Yeri gelmişken. Merhaba, biricik abim Coşkun Yanar diye başlıyor. Pişman olur da bir gün şarkısını rica etmiş sizden. Bursa'dan selamlar. Volkan Köregen göndermiş bunu. Sizden bu şarkıyı da istemiş. Bu mesajı da okumak istedik. Sevgili seyirciler, düşmesin ama. Şimdi bakın, burada bir genç kardeşlerimiz var. Burada bir gönül işi var. Herkes bu güzel gönlünü koymuş. Doğru mudur? O zaman ne diyoruz? Asalet, sevgili seyirciler, asalet boyda değil, soydadır. İncelik belde değil, dildedir. Doğruluk sözde değil, özdedir. Güzellik yüzde değil, yürektedir, yürekte. İşte sevgili seyirciler, yüreği güzel insanlarla, Yalova Musiki Derneği'yle, bu gerçekten yüreği güzel insanlarla Doğru Adam Erdem'de Neşe-i Muhabbet programı devam ederken orada bir tane bir başka yakışıklı kardeşimi görüyorum. Hem de adı ne biliyor musunuz? İsmin nedir? Ama şu mikrofonu verelim bakalım, ismini de duyalım. Yabancı bir isim değil. Merhaba. Merhaba. Erdem ismi. Merhaba. Bir şey mi demiştin? Galiba. Bana bir şey. Erdem. Efendim? İsmin şey mi? Erdem. Ha, isim. Peki, seni ilk defa görüyor sevgili seyircilerimiz. Orada keman çalıp duruyorsun. Burada bir genç, yine yakışıklı bir kardeşimiz var. Saçı sakalı maşallah yerinde. Leonardo DiCaprio gibisin. Diyorlar orada keman çalıyor. Ona nereden geldi? Biz onunla da bir sesini duymak istiyoruz. Bir keman taksimi dinlemek istiyoruz diyorlar. Bize şimdi bir kendini tanıt. Bir de bir keman taksimi. Sonra da kanun istiyorlar. Kanun taksimi alacağız. Yaklaşık 6-7 yıldır keman çalıyorum. Yalova Musiki Derneği'nde 2 senedir bulunuyorum. Evet. Faruk Hoca'nın korosunda bulunmaktan gurur duyuyorum tabii. Kemana gönül verdim ben de. Türk sanat müziğine de gönül verdim. Farklı tarzlarda da keman çalıyorum. Şarkı okuyor musun? Şarkı pek okumuyorum. Ha, sen sadece, sen kemanını konuşturuyorsun. Aynen kemanını. 2 yıl oldu Yalova Musiki Derneği'yle çalıştım. Yalova Musiki, aynen. Yalova'da üniversite okuyorum. Yalova Musiki Derneği'nde de. Üniversiteli bir kardeşimizsin. Aynen. Aynı zamanda derneğe devam ediyorsun. Aynen.
O zaman yani seni de yine ileriki yıllarda güzel bir keman üstadı değil mi? Öyle diyelim. Mutlaka. Olarak mutlaka göreceğiz ve programımıza bundan sonra sen de geleceksin herhalde değil mi? Göreceğiz seni. Bundan sonra programlara gelebilirim. Peki söylemek istediğim benim hani sormayı unuttum ama senin mutlaka mikrofonu elime aldığımda işte selam göndereyim, işte şunu da söyleyeyim dediğim bir şey var mı? Sorayım çünkü sana fazla söz hakkı düşüremedik maalesef. Onun için hepsini çıkaralım aradan. Annen baban falan var mı senin? Tabii ki annem babam var. Annem babama da selam söylüyorum. Tanya'ya selam söylüyorum. Oraya doğru, kameraya doğru. Tanya'ya selam söylüyorum buradan. Tanya kim? Tanya sevgilim. Sevgili Tanya kardeşim. Kusura bakma, ben adaşım adına senden özür diliyorum. Öyle mi mesaj gönderilir Tanya'ya? İnsan bir ayağa kalkar, bir duygusallaşır, bir romantikleşir. Tanya senin şimdi sana çok kızacak, hatta kulağını çekecek. Bence bu olmadı. O sazın da, daha romantik bir şey. O zaman sana kendini hem affettirsin, hem de sana olan o aşkını, sevgisini, sevdasını tellere döksün. Şöyle bize bir kemandan artık senin için. Bu gelecek olan keman taksimi Tanya'ya geliyor. Haydi bakalım. Thank you.
yaktın ortalığı. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ya. İnşallah isteklerini böyle duygulayarak okudum. İnşallah kabul ederler. Sana ben bir harika şey söylemek oldu, istiyorum. Genellikle kanallarda programlar 2 saat olur. Biz 3 saat yapıyoruz. Hiç duydun mu sen 3 saat bir program yapsan 2 tane 3 tane bile şarkı doğru düzgün okuyama. Nasıl oluyor? Ben bunu ilk defa benim bu programda. Oluyormuş, ben bunu yaşıyoruz. Valla bunu keşfettim. Ne şarkılar var söylenecek sıralarda. Sırada hem de hani az önce okuduğum istekler vardı ya. Hani o yüreğimize işlemiş o şarkılar var ya, az önce isimleri okudum. Hep aslında o şarkılar var. Söylemek istiyoruz ama vakit yetmediği için inşallah bir sonraki programa hepsini yerine getireceğiz. 3 saat program yapıp da doğru düzgün şarkıların hepsinin söylenemediği tek program Doğru Adam Erdem'le Neşeyim abi. Ben sebebini biliyorum ama niye söylenemedim. Nedir hocam? Kötü bir şey söyleme. Diyaloglar çok diyalog yapıyoruz. Az şarkı söyleriz. Evet, evet de onlar. Biz diyalog... Bak şimdi bir şey değil söyleyeceğim. Mi? Şimdi bu diyaloglarla ilgili Almanya'dan bize bir mesaj gelmiş. Okuyacağım şimdi. Bu arada telefonlara çok yoğun bir izlenme olduğundan dolayı hep meşgul olduğunu söylediler. Ben telefon numarası vermedim ama kanalımızın canlı yayın telefon numarasını bilen seyircilerimiz aradıklarını ve meşgul olduğundan dolayı bağlanamadıklarını söylediler. Şimdi ben de zaten hani programın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Artık böyle olduğu için numarada telefon numarası da hatırlatmadım artık. Mesaj yağmuruna tutulduk. Zaten şarkıların hepsini okuyamıyoruz. Onu daha sonraki programda alacağız. O canlı bağlantıları. Onu da buradan bir kere belirtmek istiyorum. Madem hani şimdi diyecekler ki sen söyledin. Canlı bağlantı almadın. Avrupa hatları hep meşgul diyen seyircilerimiz buraya mesaj atmışlar. Bir tanesi Almanya'dan gelmiş. Onu okudum ama şu isteğini iletmek istiyorum. İyi akşamlar demiş. Bizi Almanya'dan seyrediyorlarmış şu anda. Kim seyrediyormuş? Delioğlu ailesi. Delioğlu ailesi devlerin aşkı büyük oluru Halil Karaduman'ın bu şarkısını bizden Almanya'dan istemişler. Yaklaşık 2007 senesinde, bundan 10 sene önce Halil Karaduman'ı rahmetliyi bir başka program yaptığım kanalda konuk etmiştim. Bütün o en güzel şarkılarını A'dan Z'ye o programda seslendirmişti. Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. Havaalanında biliyorsunuz geçirdiği bir kalp krizi sonucu tıpkı Kemal Sunal'da olduğu gibi kendisini havaalanında hakkın rahmetine kavuştu. Mekan cennet olsun. Cennet olsun, yeri gelmişken Kamilcan da Halil Karaduman'ın talebesi. Şimdi onu zaten soracağım. Biraz önce bir mesaj geldi bana. Ha bu arada bir şey daha ben unutmam. Bakın şimdi Yalova'dan Efuze İnak. Tanırsınız belki Efuze İnak. Efendim? Anneannesiymiş. Bize bir istek şarkı göndermiş ve Erdem Bey siz şarkı söylemeseniz diyen hanımefendi herhalde bu aynı zamanda. bir ilkbahar sabahı ama şimdi güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç? Size ithaf etmiş oldum bu şarkıyı. Şimdi niye ama öyle dediğini de yanlış anlamasın kimse. Yani sizin sesinizin güzelliği bizi örtüyor, bizi mahcup etmesin. Aynen ondan dolayı söylüyorum. Yani. Çok teşekkür ederim kendisine. Ben de söylemiyorum zaten. Ama size buna ithaf etmiş oldum. Efuze İnak hanımefendi demiş ki bu aşkın sonunda ayrılık varsa uşak makamıdır. Bu istek şarkıda da bulunmuş bizden. Ama ben... Gece kirpikli kadın da çok istendi. Şimdi unutmayalım. Halil Karaduman'dan bahsettik. Saygıyla yad ediyoruz. Biraz önce bir mesajı senin için gelmiş. Seni tanımak istiyorlarmış. Ben zaten biliyorsun herkesi konuşturmaya çalışıyorum. Vakit yettiğince bir mikrofonu verelim unutmadan. Hemen seni bir tanıyalım. Halil Karaduman'ın yeğeni olduğundan bahsetti hocam. Evet. Yok, talebesi. Talebesi. Evet, yok mu sizde? Talebe misiniz? Öğrencisiyim. Tamam, ama olsun. Fark eden bir şey. Gibi de yakınlığı var. Yani yakınlığımız yakınımız var. İsmim Kamilcan Güllü. 3 senedir Yalova Müzik Derneği'ndeyim. Piyano eğitimiyle başladım aslında. Sonradan kanuna geçtim. Aşığım enstrümanıma. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde bu sene Türk Müziği bölümünü kazandım. Maşallah, bravo, tebrik ederiz. Pazartesi günü inşallah başlayacağım. Halil Karaduman'a da benziyorsun bu arada biraz. Bir benzerlik var onu söyleyeyim. Benzetiyorlar. Yani. Yeni olduğun için. O çok sevdiği için kendi kendini benzetiyor. Ama benziyor. Kanun hani biliyorsun o çok değerli bir kanun virtüözüdür. Allah rahmet eylesin. Senin ömrün inşallah çok uzun olsun. Ama sanat olarak inşallah onun gibi değerli bir sanatçı ol bu camiada. Şimdi Ogün Bey'e saygılarımı sevgilerimi iletiyorum. O kanun taksimi dinlemeyi çok sever. Şu anda bizi seyrediyor mu seyretmiyor mu bilmiyorum. Ama onun için bize senden bir kanun taksimi özel bütün Ton TV seyircilerine de gelecek şekilde bir tane rica ediyoruz. Ama kim okuyacak onu hazırlayacak şimdi? Şöyle olur, sen sadece kanun taksimi yapabilirsin, sıkıntı yok.
tebrikler çok güzel. Yani şimdi yaş 15 olunca ve şarkılar böyle güzel icra edilince bize dinlemek ve sadece alkışlamak düşüyor. Alkış, ellerimiz patlığına da alkışlasak azdır. Benim de bir isteğim var. Onu şimdi, yetine getirebilir miyim? Hocam bir şey söyleyeceğim. Hani makamlara biraz geçmeden de şey yapamıyorum. Yok, makamlara geçmeyeceğim. Yani göçülmüş makamlara girmeden. Şedd makamına, mürekkep makamına geçmeden hocam. Ben ya şu şarkıyı araya sıkıştırsak. Hangisini? İnanın ben de bunu istiyorum. Tamam. Bu programın sunucusu olarak sadece istek doğrultusu değil ama benim de bir isteğim. Zekai Tuncan'ın Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam. Şu şarkıyı bir söyleyelim aradan çıksın ya. Kim okuyacak, okur musun? Gülü Susuz Seni Aşksız Bırak. Okur musun? Gülü susuz seni
aşksız bırakmam. Şimdi sevgili seyirciler, Ton TV ekranında kaç dakikamız kaldı? Son 3 dakika. Yalovalı yarım evet. Yapalım, bir Alasmalık diyelim. Şimdi Yalova'dan bir şey hocam bir şey soracağım. Sen bir tane bir besten vardı. Işte. Mikrofonu bana getirebilir misin? Mikrofon burada. Ondan. Tamam, olur, o şekilde yapalım. Yani onu bir hemen kısa bir şekilde onu alalım değil mi? Alabilir miyiz o? Hangi eser? Yalovalı yarım. Ama onda bir tane başka vardı ama ya. Onu söyleseydik. Yani yalı ile Yalovalı ile ama. Onlar için çok ağır şarkılar, bir neşelendirelim peki insanları. Peki orada. Şimdi o zaman Orhan Bey nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, sağ olun. Ya sizi unuttum sanmayın, ne kadar orada oturuyorsunuz böyle mahur bakıyorsunuz bana. Nasıl, keyfiniz yerinde mi efendim? Bir sıkıntı yok değil mi? Gayet. Bir kızgınlığınız yok değil mi efendim bize? Gayet. Mutlusunuz değil mi? Mikrofona da bir söylersek bunu. Madem şimdi biz kapanışı yapıyoruz o zaman. Kapanışı yapıp hemen şarkıyla bitireceğiz. Keyifler yerinde mi? Keyifler yerinde. Çok huzurlu ve mutluyum. Burada program yapmanın Yalovalı yer 4 set. Sizlerle beraber bize çok daha mutlu etti. Daha yeni programlarla bir buluşmak üzere. Tamam, teşekkür ederim. İnşallah hep beraber sizinle olacağız. Aynur Hanım, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Siz de oturuyorsunuz orada, hiç konuşamadık. Kusura bakmayın, bir kızgınlığınız yok herhalde. Siz fazla konuşmayı sevmiyorsunuz anladığım kadarıyla. Udunuzu çalıp böyle sazını konuşturmayı seven değerli bir... Hem sizde hocalık tarafınız var dernekte, evet. Hem sazendesiniz. Yalova Müzik Derneği'nde bir sanat akademisi resim bölümünü yönetiyorum. Ve udunuzu konuşturuyorsunuz. Evet, aynı zamanda sazda udu çalıyorum. Peki, güzel miydi? İyi bir program çıkarabildik mi bugün? Var mı? Güzeldi, keyifliydi. Biz keyif aldık. İnşallah izleyicilerimiz de keyif almıştır bizimle birlikte. O zaman herhalde aynı şekilde ekran karşısındaki herkes aynı duygular içerisindedir. Şimdi o zaman herkesi konuşturduk değil mi? Hiç konuşmayan kalmadı. Sevgili seyirciler, Doğru Adam Erdem'le Neşe'yi muhabbet olarak bu ayki programımızı burada artık nihayete erdireceğiz. Bir ay sonra yine Ton TV ekranında Doğru Adam Erdem'le Neşe'yi muhabbet programıyla Yalova Musiki Derneği'nin birbirinden değerli solistleri ve sazendeleriyle sizlerle buluşacağız. O zaman ne diyelim? Değerli seyirciler, hayatınıza fazla gün katmak elinizde değildir. Ama gününüze fazla hayat katmak elinizdedir. Gününüzden hayat çalanlara değil, gününüze hayat verenlere her zaman değer verin diyoruz efendim. Ve bu güzel duygular içerisinde Doğru Adam Erdem'le Neşe'yi Muhabbet programını kapatıyoruz. Ben çok yine keyif aldım bugün bu akşam bu ekranda sizlerle buluşmaktan dolayı. İnşallah bunun devamını bir ay sonra getireceğiz. Yine klasik Türk musikisinin en güzel eserleriyle, şarkılarıyla, Doğru Adam Erdem'le Neşe'yi Muhabbet programıyla, Ton TV'de Yalova Musiki Derneği eşliğinde sizlerle buluşacağız. Hepinize mutlu akşamlar, keyifli akşamlar, sağlıklı günler diliyorum. Ve Faruk Hocam'ın yine bestesiyle kapanışı yapıyoruz. İyi akşamlar efendim.
Teşekkürler.